Ya daha Müjdat yeni abi bizim bu için şehirde bir değil mi efsane olmaya devam yani, edecek. Yani o bir kere çok kıymetli bizim için. Hı-hı. Biz her başımız sıkıştığında ona alo diyeceğimize, kendisine de ifade ettik. Bizim ricalarımızı, başımızın sıkıştığı yerde bizi kırmayacağını biz biliyoruz. Bunun ötesinde birçok arkadaşımız var bu pozisyonda. Dolayısıyla sanayi odasındaki görevim bitti, ben terk ediyorum, terk-i diyar ediyorum şeklinde bir süreç yok. Biz bu süreçte hani zafer mi, sefer mi? Biz bu seferde olmaktan da çok mutlu olmaya başladık. Ama bunun sonunda da zafer olacak mutlaka. Ama Denizli için zafer olacak. Sorsanız ya kendinize güvenmiyor. Çok güveniyoruz. Ama bu gereksiz bir anlam yüklemenin de gereği yok. Öyle bakıyorum. Ya dedi, ben dedi, yani bugün dedi ayın son günü. Haftanın son günü. Akşam üzeri saat 7. Yok. 7'de biz oraya girdik. 9'da işte, girdik orada. Yani 7-8 civarında. Ya dedi, hem siz hem ekibinizde dedi, hala dedi böyle gözler dedi böyle çakmak çakmak çakıyor. Yani böyle bir enerji, bu dedi enerjiyi siz nereden buluyorsunuz? Bizde bir paylaşın dedi yani. Siz ne yapıyorsunuz ki ben hani kendi adıma orada böyle artık hani yorulduğumu hissetmiştim ama vallahi dıştan öyle görünüyorsa demek ki bu ekip yani gerçekten çok kuvvetli bir ekip yani. Ama takdir edersiniz ki 25 yıldan daha fazla sivil toplum kuruluşlarının içinde olan bir ekibiz. Yani ben öyleyim, Sibel öyle, Mehmet Cillov, Ekrem, Levent hepimiz farklı farklı. Yani ekibimizin diğer üyeleri de öyle. Hepimiz farklı farklı sivil toplum kuruluşlarında yönetim kademelerinde hep çalıştık. Dolayısıyla hepimizin şahsi dostlukları lokalde olduğu kadar ulusalda da var. Yani biz bunun için ayrı bir bütçe, ayrı bir organizasyon için vakit ayırmadık. Zaten bunlar bizim dostlarımızdı, arkadaşlarımızdı. Normalde de bizler zaten birçok ulusal basında da bazen yaptıklarımızla, bazen yatırımlarımızla, bazen de yazdıklarımızla, sözlerimizle hep çıkıyorduk. Bu dönemde de yine bildiğimiz, tanıdığımız arkadaşlarımızın olan yetkinlik. Biz hiçbir yere gidip tekstilciye vermeyin, verin, makineciye vermeyin, verin, metalciye vermeyin, verin tarafında değiliz. Dolayısıyla yaptığımız ziyaretlerde, bütün arkadaşlarımın da öyledir, yani onlar da fikirlerini beyan ederler zaten. Tek yaptığımız şey gelecekle ilgili projelerimizi anlatmak. Bizim tek derdimiz projelerimiz. Biz dernekler, kişiler, şehirler, ilçeler bazında gidersek şehre bir katkı koyamayız. Bu bizim tek olduğumuz yer projelerimiz. Projelerin dışına çıktığımızda kurumlara, dostluklara ve insanlara zarar veririz endişesiyle kulağımıza gelenleri böyle değildir, bu söylenmemiştir, bu yapılmamıştır diyerek baktık ve hiçbir zaman için ne insanlara zarar gelsin istedik, ne kurumlara zarar gelsin istedik. Bunların çok detaya ineriz ama detaya indiğimizde de farkında olmadan zararımızı merkeze alıp aynı zamanda da üyelerimize dokunma gerekliliği artık çok net. Evet. Sahada gezerken bunu biz çok net... İyi bir zaman bu iş için. Ve Okan çok iyi bir yöneticidir. Kendi şirketinde de her konuda yani STK geçmişi falan filan hepsi bir yana. Okan kendi şirketinde ben Okan'la yıllara dayanan bir dostluğum var. Çok önemli ve ekibine gerçekten değer verdiğini gösteriyor. Şimdi bizle beraber çalışırken de bizim hepimizin fikirlerini, meclis adaylarının, komite adaylarının fikirlerini düşünüyor, değerlendiriyor. Okan bir de böyle çok hızlı karar veren bir insan değil. Meclise ne kadar insan geldiyse yine aynısı geliyor. Dolayısıyla meclis çalışmazsa başkanın nece olduğu çok önemli değil. Değil mi? Önemli olan meclisin çalışması, komitelerin çalışması. Çünkü şimdi şöyle bir örnek vereyim. Orkestra şefi orkestrayı yönetirken topluma arkasını döner. Hiç kim dönüp de bakmaz insanların gözlerinde ne var, memnunlar mı, değil mi? Arkada isyan mı çıktı? Yoksa herkesin gözü ışıl ışıl mı? Nereden alır o geri bildirimi? Çalanlardan alır, çalanların gözlerinden alır. Şimdi eğer ki sanayi odası başkanı bir orkestra şefi olarak görürseniz etrafında zaten duvarlar örülüyordu, arkayı görmüyorum. Ama meclisi, komiteleri, doğru geri bildirimleri toplayıp toplayıp getirirse o zaman o sanayi odası hakikaten bir şey olur. Bir şey ifade eder, hizmet verir, şehre katkı koyar, sanayiciye katkı koyar, üyesine katkı koyar. Yoksa nece olduğunuz çok önemli değil. Yani sistemi kazanmak, komitelere seçilmemek, kaybetmek değil.
Önemli olan Denizli'nin kazanması. Yani yaşasın, birinin bileğini büktük. Karşı gruptaki komite adaylarını geçtik, geldik konusunda değiliz. Eğer ki o yetkinliğe haiz değilsek, o vaktimiz yoksa, birisinin yeğeni, birisinin kuzeni, birisinin üst komşusu, ben daha önce geldim, söz aldım, daha sonra geldim, söz verdim şeklindeki yetkinliklerle oraya gelmeyi düşünüyorsak, bence gelinmesin. Daha fazla kadın olamaz mıydı? İsterdik tabii ki olmasını, ama bu sadece bizim ve Denizli'nin sorunu değil. Türkiye'de ve dünyada böyle bir sorun var. Yani sanayi odasında olabilmesi için sadece kadın olması yetmiyor. Aynı zamanda sanayici bir bayanın ve yöneticinin olması gerekiyor. Aslında burada bir kısıtlama var. Bence bu belki bir sonraki sanayi odası seçimlerinde işte veya başka yerlerde belki daha fazla sayımız artar. Ben bunun için özellikle çalışmak istiyorum ve çalışacağım. Umarım evet. Ne kadar güvendiğini çok net bir şekilde ifade etti. Teşekkür ederim. Ya tabii ki bu bir takım çalışması, bir ekip çalışması. Dolayısıyla ekibin her bir bireyi buna mesai harcıyor, ciddi emek harcıyor. Sonuçta Denizli Sanayisi, Denizli Sanayi Odası kalitesinin bir üst level'a çıkması için herkes çaba sarf ediyor. Okan Bey 2018'de Kalite Derneği'nde görev aldığında Denizli'de 5 tane firma Kalite Derneği'nin üyeydi. Bugün baktığımızda 20 firma üye. Dolayısıyla Denizli Kalite Derneği'nde ciddi bir atılım yaptı. Şu anda İzmir Şubesi'nde 5 tane Denizli firma yönetim kurulu üyesi. Dolayısıyla bu ciddi bir lobidir. Bir de DESİAD'daki bir çalışma şekli var Okan Bey'in. Biz Okan Bey ilk geldiğinde DESİAD'ın başkanı olduğunda 120 üyesi vardı. Bıraktığında 210 üyesi vardı. Yani olduğu yerde işi bitirmek ve işi sonuçlandırmak amacıyla çalışıyor. Bizim geniş kadromuzda neredeyse hepsi böyle. Yani ve herkes gün be gün, ben şunu da görüyorum, genç arkadaşlarımız da bizlere örnek alaraktan, ki bizde çok da genç arkadaş var, onlar da daha az konuşup daha çok dinlemeye başladılar. İyi bir şey mi bilmiyorum. Biz onu iyi olarak görüyoruz. Sonuçta burası dünyayı yönetecek bir lider seçmiyoruz. Ben tabii kendim ve ekibim adına bunu konuşuyorum. Denizli Sanayisi adına baktığımızda da bütün bu yönetime talip olan arkadaşlarımın hevesinin ve motivasyonunun yüksek olduğunu görüyorum. Daha zımba gibiyiz. Hatta de buraya gelirken ben Sibel'e sordum, çarşamba günü başka gidecek seçim var mı falan diye. Odalar, borsalar, birine bir bakayım falan diyordu. Evet. Tabii 4'ünde evet. De bitmeyecek süreç. 11'inde de evet. Yine asıl seçimler yapılacak evet. Ve o güne kadar da daha belki, değil mi? Şöyle bir şey, aslında biz inşallah nasip olur seçilirsek yol haritamızı bu ziyaretler sırasında belirledik. Bunun bize çok katma değeri oldu. Çok değerli iş insanlarıyla tanıştık. Çok değerli, çok farklı sektörleri gördük ve Denizli'deki aslında gıda potansiyelinin ne kadar ileride olabileceğini gördük. Çok ciddi anlamda bir burada unlu mamuller sektörü gelişmiş durumda, şarapçılık sektörü gelişmiş durumda, kuru yemişçilik gelişmiş durumda, baharat sektörü gelişmiş durumda ve hepsinin aslında gittiğimizde firma ziyaretlerinde dertlerini dinledik, problemlerini dinledik. Şarap üreticilerinin tanıtımla ilgili sorunları var. Unlu mamulcülerin artan maliyetler, ekmek fiyatları, bunlarla ilgili sorunları var. Gıda toptancılarının artan maliyetlerden dolayı dağıtım ağlarındaki yaşadıkları maliyet sıkıntıları var. Yani